Sayın seyirciler merhabalar. Düzleme hoş geldiniz. Bugün düzlemde Ayasofya'yı konuşacağız. 86 yıllık bir aranın ardından Ayasofya yeniden cami statüsüne kavuştu ve bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Oldukça coşkulu diyebileceğimiz bir açılış günüydü. Çok önemli bir gündü. Tabi Ayasofya birçok açıdan değerlendirilebilir. Tarihi arka planı, özellikleri, e, tarihi önemi, kimler için ne ifade ettiği, Türkiye açısından ne ifade ettiği, neden açılmalıydı, neden bugüne kadar açılmadı. Bütün bunlar konuşulabilir, biz de konuşacağız. Tarihçi yazar Cengiz Acar var bu akşam Düzlem'de, stüdyomuzda. Sayın Acar hoş geldiniz. Hoş bulduk dostum. Evet, bugün önemli bir güne şahitlik ettik. Mutlakı. Coşku, heyecan anlamında kısaca bugünü bir değerlendirelim isterseniz. Sonrasında o tarihi arka plana geçelim. Nasıl bir ortam vardı sizce açılışta? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 bin civarında bir insanın katıldığını söyledi. Evet. Sabah namazından hatta daha öncesinden İstanbul'da, Ayasofya'da toplanan vatandaşlarımız vardı. Nasıl bir görüntü, nasıl bir ortam vardı Ayasofya'da bugün? Evet. Önce tüm seyircilerimiz muhabbetle selamlıyorum. Ee, bol istifadelere vesile olsun muhabbetimiz diye e, bir niyazla başlıyorum. Şimdi öncelikle bu açılış gerçekten bizim zihin olarak yapmış olduğumuz okumaların... ...Ayasofya'nın açılışına yüklemiş olduğumuz anlamın tam karşılığıyla örtüşen bir açılış oldu. Çünkü Ayasofya sadece bir ibadethanenin her zaman söylediğimiz gibi asli pozisyonuna erişmesi veya bir binanın işlevselliğinin farklı bir boyuta taşınmasından daha önemli bir anlamı taşırıyor. Çünkü 100 yıl önce bu topraklarda sadece bizim coğrafyamız değil, tüm Orta Doğu İslam coğrafyası üzerinde İngiliz emperyalizminin oluşturduğu bir Haçlı emperyalizminin oluşturduğu bir operasyon vardı. Ve bu operasyonun beyin merkezinde bizdik. Dolayısıyla bu operasyon bu toplumu, zihin ve duygusal anlamda kendi davasından, ideallerinden, tarihinden, değerlerinden koparmayı amaçlayan bir operasyondu. İşte bugünkü açılıştaki o görüntüler, sembolik bir takım uygulamalar bu toplumun kendi kültür ve medeniyet coğrafyasından, tarihinden asla kopmadığını, kendi ideallerinin ve davasının çok daha fevkinde bir takibinde olduğunun işaretini ve mesajını taşıyordu. Evet. Bu anlamda dünyaya, tüm emperyal ülkelere, hayır biz buradayız, bu anlamda kendi davamızın ve ideallerin peşindeyiz. Eğer ki bir medeniyet kurgulanacaksa yeryüzünde, o medeniyetin imarcılar ve inşiyacılar da yine bizleriz mesajını çok net bir şekilde ifade etti. Ki bizim yakın tarihimizde bu e, emperyal emellerin, gerçeklik bulunduğu olay Lozan Antlaşması'dır. Dolayısıyla Lozan Antlaşması'nda bu anlamda onların emperyal emellerinin izleri vardır. Bu bağlamda Ayasofya'nın açılışının da onun yıl dönümüne dek getirilmiş olması çok sağlam bir mesajın tüm emperyal ülkelere net bir şekilde ifadesi anlamını taşıyordu. Hayır, bu ülkede ve bu coğrafyada yapmış olduğunuz hiçbir operasyona razı olmadık, olmayacağız. Sizin emelleriniz karşısında sıradalar misali bu coğrafyanın medeniyetin çocukları saflaşmaya ve davasının peşinde olmaya devam ediyor. Artı bugün yapmak istediğiniz tüm emeller ve çalışmalarınızda da karşınızda bizi bulacaksınız mesajı net ve açıktı. Dolayısıyla e, Ayasofya bu anlamda nasıl ki bizim için İstanbul'un fethini sembolize ediyor. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini bizim düşünce ve duygumuz dünyasında inşa eden bir fetih, bir başarının, zaferinin timsalidir. Aynı şekilde de bugün Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi de bizim üzerimize kurulmak istenen tüm emperyal emellerin, zincirlerin kırılması. 2000'li yıllarda beraber yeniden diriliş, uyanış, sıçrayış hamlemizin gerçekleşeceğinin müjdesini içinde barındırıyor. Bu anlamda ben bu açılışı kullanılan dili ve üslubu zamanlamayı çok manidar buluyorum ve bu organizasyona gerçekten bu uyuşmayı sağlayan zihinsel mesaj düzenini oluşturan her kim varsa hepsini bu anlamda tebrik ediyorum devlet adamları. Evet şimdi 15 Temmuz'u da geride bıraktık yakın zamanda. Bugün e, yorumlardan birisinde şöyle bir ifade vardı. Eğer 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı bugün bırakın Ayasofya'nın e, tekrar ibadete açılması, cami olarak ibadete açılmasını belki kilise olarak e, devam etme ihtimali bile vardı. Bu evet. şeklinde bir ifade vardı. 15 Temmuz'un da, geride bırakıldığı bir döneme denk geldi aslında. 15 Temmuz'un da yıl denk geldi bir bakıma aslında. Doğru. Bu bütün Türkiye'nin etrafındaki o yaşanan gelişmeler ve 15 Temmuz'da yaşananlar da düşünüldüğü zaman nasıl bir cevap verildi bugün? Şimdi şu çok önemli. 15 Temmuz'a bağlantısı çok yüksek bir gündemimiz var bugün Ayasofya'yla. Neden diyeceksiniz? Çünkü demin bahsetmiş olduğum e, o küresel emperyalerin bu coğrafya üzerlerinde 2000 yıllarda birlikte yeni yapmak istedikleri bir takım operasyonlar, evet. kurgulamak istedikleri yeni bir dünya düzeni var. Ve bu dünya düzeninin merkezinde de Türkiye var. Dolayısıyla bu emellerine ulaşmak adına son dönemde gerçekleştirdikleri en büyük operasyon da 15 Temmuz olmuştur. Dolayısıyla 15 Temmuz gerçeklik kazansaydı, bırakın Ayasofya'nın biz müze olarak e, camiye dönüştürülmesi müze kimliğinden, müze olarak kalmasını dahi tasavvur edemeyecektik. Ve ben hatta şunu da söylüyorum, çok iddialı bir şekilde, e, konu akışımızda belki onu da vurgulayacağız. Biz bugün Ayasofya'yı müze kimliğine dönüştüren ve yarın kilise yapmak için bunun için gerekli altyapıyı hazırlayan zihniyet orada durmayacaktı. Çünkü küresel Haşlı emperyalizminin amacı, İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'yı müzeye veya kiliseye dönüştürmek değildir. Çünkü eğer gerçek bir rövanş olacaksa bu rövanş alameti ortadan kaldırmakla olmaz. Bu rövanş ancak İstanbul'u da tartışmaya sokarak olur. Yani bugün Ayasofya'yı tartışmaya sokan zihniyet yarın İstanbul'u tartışacaktı. Emin olun böyle bir şey olsaydı 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı bugün nasıl Ayasofya için hani diyorlar ya medeniyet saygısı kültür ve inançlara saygı, kardeşlik, muhabbet işte e, ortak kültürlerin bir değeridir diyen zihniyet Ayasofya için aynı şeyi İstanbul için de diyecekti. Biz bugün Ayasofya'yı savunamamış olsaydık, Ayasofya'nın hukukuna sahip çıkamamış olsaydık, emin olun yarın İstanbul'un hukukuna sahip çıkmakta acize düşecektik. Yani mesele aslında sadece başta da belirttiğiniz gibi bir caminin yeniden ibadete açılması ya da bir müzenin bir yapının camiye çevrilmesi Değil. Hani bugün e, sosyal medyada da sık sık rastlıyoruz. İşte Türkiye'de şu kadar cami var. Hani Türkiye'nin bir camiye daha mı ihtiyacı vardı? Mevcut camileri zaten dolduramıyoruz. Bugün Sultanahmet'in kaç cemaati var? Meselesi değil. Değil tabii ki. Türkiye'nin her bir cami, binasını siz camiye dönüştürmüş olsanız dahi, Ayasof Ayasofya'nın müze olarak kaldığı bir ülkede sizin medeniyet iddianız ve idealiniz olamaz. Dolayısıyla Ayasofya bu anlamda bu toplumun ideallerini ve davasını sembolize ediyor. 2000'li yıllarda beraber kurgulanan yeni dünya düzeninde biz de varız. Nesnel değil, özne olarak, kurucu unsur olarak bu oyunda biz de varız demenin anlamını ve değerini taşıyor. Aslında Dolayısıyla siz, evet. Siz şöyle söyleyeyim, işte bütün birlik sezon başı mücadele etmişsiniz, tüm maçları kazanmışsınız kupayı kaldırmamışsanız, o size verilmemiş, teslim edilmemişse siz artık şampiyon değilsiniz. Kazandığınız tüm maçların rakamsal anlamda değerin dışında hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla biz bu anlamda şu son 20 yılda ortaya çıkardığımız diriliş, uyanış hareketimizi, sıçramamızı bir somut neticeye dönüştürdük, bir mesaja dönüştürdük. Emin olun bugün Ayasofya'nın cami kimliğine kavuşmuş olması, asli sıfatına ve kimliğine kavuşmuş olması sadece bizim için değil. Tüm medeniyet coğrafyamızın unsurları için, tüm yeryüzü mazlumları için bir müjdedir. Geleceğe dair daha umutlu bir bakıştır. Onların acılarının, ızdıraplarının çareye kavuşturulması, yaralarının sarılması, gözyaşlarının silinmesine dair bir ümittir, bir mesajdır. Dolayısıyla emin olun, bugün her bir mazlum coğrafyanın yüreğinde çok ciddi bir aksi seda bulduğundan eminim. Bu tavrımızın ve e, Devlet haklıları ol, olarak olmasa bile değil mi? yani Tabii tabii. Zaten anlamı... devlet olarak kabul etmiyorum. Çünkü dediğimiz gibi tüm bizim medeniyet coğrafyamız 100 yıl önce bir İngiliz emperyalizmi ve bugün yine 80'lerden itibaren başlayan 90'larda güç kazanan 2000'lerde 2000 birlikte artık tartışılmaz hale gelen büyük bir haçlı emperyalizmin uygulamasıyla karşı karşıyadır. Dolayısıyla bu coğrafyanın, bu medeniyetin beyin kısmı Anadolu'dur. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Biz bütün kaleler, Afganistan'dan başlayarak Suriye, Irak, Arap Yarımadası, Yemen, bakın tarubar edilmeyen, darbe uğramayan hangi ülke kaldı? Libya'nın durumu ortada, Mısır darbeyle gitti. Dolayısıyla tüm bunlara baktığınız zaman bugün Türkiye'nin varlığı ve ayakta kalması, bu mesajı yayınlaması şu anlama geliyor. Biz ölmedik bu coğrafya, bu medeniyet, bu değerler asla küresel emperyalizmin zalimlerine teslim edilmeyecektir. Mesajıdır. Bu mesajı alan her mazlumun sinesinde emin olun bugün çok güzel şeyler filizlendi. Büyük bir umut yaşardı. Ben tahmin ediyorum belki o mazlumlar bugün uzu, hiçbir uğradıkları zulüm karşısında belki kam yemi, değmeyecek onlara. Diyecekler ki evet Müslüman öyle bir insandır ki belki zulme uğradık, haksız uğradık ama asla kaybetmedik. Biz kaybedenleri olmayan bir davanın mümessilleriyiz demenin gücünü, yüreğini hissedecektir. Evet, şimdi Ayasofya e, bir sembol. E, bugün Diyanet İşleri Başkanı e, açılış töreninde önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanı'nın verdiği hutbe esnasında, hutbeye çıkışı ve hutbe esnasında e, elinde bir kılıç dikkat evet. çekti. E, bu kılıç da mı aslında bir mesajdı? E, tabii ki dediğimiz Kılıçın gibi, en başta ne? söylediğimiz evet. gibi bu toplumun, bu coğrafyanın, bu milletin kendi tarihiyle, medeniyetiyle kucaklaşmasını ifade ediyor. Biz bir geleneğe yeniden döndük. Yüzyıldır üzerimizde uygulanan, adına batıllaşma denilen, batılı değer ve kavramlarda örgülenen zihin ve duygu dünyamızdan silkileniyoruz Bizi mankurtlaşan, bizi davamıza ve coğrafyamıza, topraklarımıza yabancılaştıran... Bu uygulamalara meydan okuyoruz. Biz buradayız ve kendi özümüze, davamıza, değerlerimize, mesajımıza, sadakat ve samimiyette sahip çıkıyoruz demektir. Dolayısıyla o kılıç bu anlamda e, bir meydan okumadır. Bir varoluş ifadesidir. E, dolayısıyla çok şey ifade ediyor. Bir toplumun medeniyetiyle, değerleriyle, tarihle buluşmasıdır. Aslında Ayasofya'nın, e, Bizans'ın ya da o zaman e, Bizans demeyelim Romalıların elinde olduğu dönemde e, Ortodokslarla Katolikler arasında birçok mücadeleye sahne olduğunu biliyoruz. Hatta bundan Ayasofya'nın da çok zarar gördüğünü biliyoruz. Ama bugün bakıyorsunuz Ayasofya Katolikler için hiçbir şey ifade etmese bile Papa'nın bugün çıkıp konuştuğunu, Katoliklerin lideri Papa'nın bugün çıkıp konuştuğunu işte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili tepki gösterdiğini görüyoruz. Ve burada meselenin aslında sadece sizin dediğiniz gibi dini olmaktan daha çok siyasi olduğunu evet. e, gösteriyor amaçlarının değil mi? Tabii. Dü dünyadan gelen tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şöyle en görüyorum. fazla Yunanistan'dan geliyor. Tabii ki evet, o tabii. beklenen ben bir Şöyle durum. görüyorum. Açıkçası e, biz bu Ayasofya'nın cami olması davasını 20 yıl önce diye getirmiş olsaydık Başımıza neler gelebileceğini tahmin ediyoruz. Evet. Yani e, cehennemlerden cehennem beğenmek, e, azaplardan azap beğenmek durumunda kalacaktık. Bugün ben şunu görüyorum, gözlemlediğim bir şey var. E, Dış dünyada tamam bazı mesajlar veriliyor, işte itirazlar se, e, ortaya konuyor ama bunlar sadece sözden öteye geçmiyor. Yani ciddi bir e, karşılık bulmadığını görüyoruz. Sadece ciddi anlamda bağıran, ağlayan, sızlayan ki her zamanki tavrıdır. Avrupa'da ve dünyada buna alışıktır. Yunanistan'dır. da zaten bizim için esame harbiyesi yoktur. Evet. Bizi burada yoran şey Musab Bey. yani onların söylemleri ve tavırları değil. Haçlı dünyası nasıl tepki gösterebileceğini tahmin ediyoruz. Bu işe rıza göstermeyeceğini biliyoruz. Fakat şunu da biliyoruz. Bugün yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir düzen oluşturuyor. Ve Avrupa Birliği artık gerçekliğini kaybetti. Yeni dünya düzeni kurulurken de bu dünya üzerinde iddiası ve ideali olan her bir devlet bizimle doğru ve nitelikli bir ilişki kurmaya mahkumdur, mecburdur. Siyasi kökleri ve geleneği olan her devlet bunu bilir ve attığı adımı, söylediği sözü de ona göre yapar. Ve ben bunu emniyeti, bu dikkati sarf ettiklerini görüyorum. Ve söylemlerinde de itidali ve ölçülü olmaya dikkat ediyorlar. Güzel. Bu bizim geliştiğimiz seviyeyi gösteriyor. Evet. Sıkıntı şu. Sıkıntı bizim içimizde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini kabul edemeyen, bunu içine sindiremeyen, mankurtlaşmış zihniyet. Bizi yoran, bizi üzen şey bu. Biz bu, 100 yıl önce evet. yani Ayasofya'nın duvarından bir çakıl taşı koparılmış olsaydı bu millet hepsi beraber kahrolurdu, üzülürdü, dağılırdı. Mane, manevi anlamda. Ruh büyük bir azap yaşardı. Bugün kendi içimizde birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Bakın çok önemli. Neden? Dediğimiz gibi 100 yıl önce kurulan üzerimizdeki İngiliz Haçlı emperyalizminin eseri olan ve onların eliyle yetiştirilmiş olan bir nesil var. Kendi değerlerine, kendi davasına, ideallerine, topraklarına yabancılaşmış, medeniyetiyle duygusal ve düşünsel, düşüncel anlamda uzaklaşmış bir kitle oluştu artık. Ve bakın mesela yeni kurulmuş partilerin hiçbir isim vermeyeceğim kesinlikle konuşmamda. Parti liderlerinden bir tanesi mesaj veriyor. Diyor ki bu karar alınırken gelebilecek te dış tepkiler doğru hesaplandı mı acaba diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye basın mensuplarının sorduğu soruya bu şekilde cevap veriyor. Dışarıdan gelebilecek tepkiler, tepkiler iyi hesaplandı mı acaba? Buna gerçekten ihtiyaç var mı diyor. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz? Yüzyıldır bu ülke yaklaşık olarak bugüne kadar hep Batı ne der? Acaba biz şöyle bir adım atsak ne düşünür? Şöyle bir söylemde bulunsak, tasarrufta bulunsak nasıl bir tepkiyle karşılaşırız düşüncesiyle idare edildi. Dolayısıyla hiçbir zaman bu ülke gerçek anlamda bir tam bağımsızlığı tenefüs edemedi. Bugün bunları hesap etmeden, onları gale almadan bir tasarrufta bulunuyoruz ve yeni kurulmuş ve varlık iddiasında bulunan bir siyasi parti diyor ki acaba ne diyecekler bu hileyi hesapladınız mı diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Karşı tarafa zarf atmaktır bu. Çok acı. Yani bu artık bakın Türkiye'de sizi ciddiye almayan, sizinle uyumlu olarak çalışmayan bir siyasi irade var. Bir toplumsal düşünce var iktidarda olan. Hayır ama bakın biz sizinle uyumlu çalışmaya hazırız. Bu konuda gerekli olan altyapıya zihinsel düşünsel arka plana var, sahibiz. Neden bize sahip çıkmıyorsunuz? Biz buradayız mesajı vermektir bu. Evet. Söyleyebileceğim tek şey var. Yazıklar olsun. Tek kelimeyle. Peki o... Bu sözümü de ekrana e, bağışlasınlar. Sadece bu kadar söyleyip düşünüyorum. E, peki o e, bahsettiğiniz siyasinin sorduğu soruyu ben size sorayım o zaman. E, yani şimdi e, Türkiye çok önemli Uluslararası kamuoyunu çok ciddi anlamda rahatsız eden bir karar aldı. Bunun Türkiye'ye yansımaları olur mu? Ee, Mutlaka yani, olacak. Ne yapar sizce yani uluslararası kamuoyu? Mutlaka olacak. Olmaması mümkün değil. Fakat şunu söylüyorum size. Olmasaydı bize hoşgörüyle bir muhabbetle mi bakacaklar? Bu ülke 80'den beri inanılmaz bir şekilde terör olaylarıyla mücadele ediyor. Sürekli sınırlarımızda sıcak çatışma yaşıyoruz. Bu ülke Lozan'da Ege'deki tüm haklarımız çalındı ve adeta balık tutamayacak duruma getirildi denizlerimiz. Ve bugün aynı şey Akdeniz için planlanıyor ve adım adım bu plan işletilmeye çalışılıyor. Evet. Daha dün Azerbaycan'ı vurdular. O atılan toplar, atılan mermiler bize atılmıştı. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Dolayısıyla size soruyorum. 15 Temmuz'u yaşadık. Şunu yaşadık, bunu yaşadık. Son 20 yıldır neler yaşadığımız hepimiz biliyoruz. Ayasofya ne büyük badireler atlattığımızı. Evet. Şimdi soruyorum. Ayasofya'yı cami yapmamış olsaydık aman deyip bütün bunlardan vazgeç bizi kucaklayacaklar mıydı? Bizden razı mı olacaklardı? Yoksa Kur'an'ın ifadesi de olduğu gibi biz onlardan olmadığımız sürece asla bizden razı olmayan zihin yapısıyla yüzleşmeye devam mı edecektik? Biz bu topraklarda yeni değiliz. 1071 Sultan Alparslan'la beraber Tam bin yıla yakın bir süreçtir bu toprakların tecrübesine sahibiz Musab Bey. Ve bin yıldır biz karşımızda bugün var olan hakikatle yüzleşmekle, mücadele etmekle geçirdiğimiz bir tarihi sürecin tecrübesine sahibiz. Onların ne şartlarla bizimle birlikte bize razı olabileceklerini, bizi tölere edebileceklerini çok iyi biliyoruz. Kimsenin bize onları anlatmasına gerek yok. Evet. Size çok güzel bir ördek vereceğim. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Bugün tam konuşulması gereken bir konu. Bundan bir yıl önce, 2019'da, Yeni Zelanda'da, bizimle çok uzak, yani dünyanın en uzak coğrafyasında bir olay yaşandı. Orada bir terörist, sabotajcı, Brenton Tarant adlı bir kişi cami bastı, bir mescidi bastı, 50 tane Müslümanı taradı. Bu adam kimleri öldürdü ve kime mesaj verdi? Bu adamın yakalanan bu adamın silahında ne yazıyordu biliyor musunuz? Ayasofya cami yapılamaz. İstanbul bizimdir. Gerekse tüm mescitleri yakıp yıkarız. Müslümanları öldürürüz diyerek mesaj silahında bu mesaj yazıyordu. Ve orada bunu manifesto olarak öldürürken okudu bu adam bunu. Evet. Size soruyorum. Bir yıl önce bu adam hiç tanımadığınız alelade bir kişi olarak gibi gözüküyor. Ama ta Yeni Zelanda'dan böyle bir mesaj geliyor. Buradan bir şey çıkmıyor mu? Birileri bizim Ayasofya'yı özgürleştirmeye yönelik adım adım ilerleyişimizi gözlüyor. Türkiye'deki gelişmelerin hangi noktaya, hangi merhalelere evrildiğini çok iyi okuyorlar. Ve bu sürecin sonunda Ayasofya'nın cami olacağı, bu cami olma kimliğiyle birlikte Türkiye'nin kendi medeniyet coğrafyasındaki şahlanışı kendi şahsında temsil edeceği ve bir büyük hareketin liderliğini üstleneceğini onlar okumuşlardı. Ve Brenton, Tayyip tarafından alel ale bir şahsiyetin eliyle bize mesaj iletildi. Ayağınızı denk alın dedi. Bunu bir yıl önce yaptılar. Bakın Ayasofya cami olduğunda değil. Ve biz mesaj evet. aldık. Şimdi bu olayı, bu olaydan sonra Amerika'da bir e, kuruluş, Heritage Foundation, Heritage Foundation adlı bir think tank kuruluşu. Düşünce kuruluşu. Evet, evet bu olayı analiz ediyor. Bu olaya ilişkin rapor hazırlıyor ve parlamentoya e, bunu rapor olarak sunuyor. Raporunda ne diyor, biliyor musunuz? Ne diyor? Aynen buradan okuyorum, özetini. Buyurun. Evet, Amerikan düşünce kuruluşunun rapor olarak özeti. Ya Türkiye güçlü ve tam bağımsız ülke olarak Ayasofya'yı camiye dönüştürecek ya da Türkiye tamamen dışa bağımlı olacak, Ayasofya kiliseye dönüşecek. Yani Ayasofya'yı camiye dönüşmezse bunun tek alternatifi vardır, kilise olacak. Ayasofya müze olarak kalmayacaktı. Evet. İki ihtimalde çok güçlü diyor. Türkiye askeri anlamda sürekli güçleniyor. Askeri olarak dışarı bağımlılığı azalan Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da masaya oyuncu olarak oturmaya hazırlanıyor. kelimeleriyet coğrafyasında liderliği oynuyor. Eğer bu başa eğer bu başarıya ulaşırsa, Ayasofya'nın cami oluşunu ancak televizyonlardan izleriz diyor. Bakın evet. bu rapor terör saldırısı. Buradan bir yıl önce gerçekleşmiş olaylardan bahsediyorum. Batı bizi nasıl gözlemliyor, nasıl değerlendiriyor? Bizim hakkımızda nasıl bir kanaat ve düşünceye sahip ondan bahsediyorum. Ve çok ilginçtir. Onların bu gözlemlerini biz kendi topraklarımızda, kendi medeniyetimizin çocuklarına, kendi insanımıza anlatamıyoruz. Batmış, yıkılmış, kazanımları satılmış, diz çökür, çökertilmiş bir ülke tasavvuru oluşturulmaya çalışılıyor. Algısı oluşturulmaya çalışılıyor. 15 Temmuz'a tiyatro diyen zihniyet bu toplumun 15 Temmuz'da beraber kazanmış olduğu özgüveni yıkmayı amaçlıyor. Kendi davasına, kendi topraklarını sahip çıkan bir millet profili bizim için çok tehlikeli. Bu özgüvene asla izin vermemeliyiz. Evet. Şimdi bakın çok ince oynanıyor. Psikolojik bir harp var. Bu harbi konuşalım. İkinci bölümde konuşmaya devam edelim. O özellikle gençler konusuna da ikinci bölümde biraz e, girelim ama bir reklam arası verelim. Düzlem reklamlardan sonra devam edecek. Evet, Ayasofya'yı konuşuyoruz. Tarihçi yazar Cengiz Acar bu akşam e, düzlemde konuğumuz Ayasofya'nın önemi ve e, Ayasofya ile ilgili hesap yapanların hesaplarını konuşuyoruz aslında bir bakıma. Ben şöyle girmek istiyorum ikinci bölüme. Şimdi Ayasofya açıldı ama e, İslam coğrafyalarında ya da Batı coğrafyasında e, Müslümanlara ait olan ya da ortak değerler taşıyan bazı yapılar da var. Yine mescitler var, camiler var, ibadethaneler var. Ee, henüz Müslümanlar tarafından e, tam anlamıyla e, kullanılamayan mesela Mescid-i Aksa bunlardan bir tanesi. Mescid-i Aksa ile ilgili ne söylersiniz? Bir gün Mescid-i Aksa da Ayasofya gibi olur mu, açılır mı? Şimdi tabii Ayasofya gibi kültür ve medeniyet coğrafyamızın sembol bir yapısının asli kimliğine kavuşturulması kaçınılmaz olarak bu coğrafyanın önemli mimari anlamda kimliği olan eserlerin de asli kimliğine kavuşturulmasının kapısını ayrılayacaktır. Bunları tartışma konusu yapacaktır. Zaten bizim bugün tartışmamızın, bu konuları konuşmamızın en önemli sebebi bu. Karşımızdaki bizi muhalefet eden, bizi eleştiren veya bizi tavır takılan zihniyet, samimiyetine inanmamayışımızın sebebi de bu. Neden? Bugüne kadar Mescid-i Aksa'yı bir zulüm coğrafyasına dönüştüren ve oranın Müslümanlar için önemini, değerini inkar eden zihinsel yapılanma bu konuda. En ufak bir tasarrufta, en ufak bir beyanda bir kanaat, bir düşünce belirtmekte aciz düştüler. Hiçbir şey ifade etmediler. Ve bu hala devam ediyor. Evet. Arada da konuştuğumuz gibi sizin de. Endülüs, koskoca bir medeniyet coğrafyası, bilim, kültür, medeniyet merkeziydi. Avrupa'nın şavk etmesinde, Avrupa'nın Rönesans'a, reforma ulaşmasına, aydınlanmaya erişmesinde en büyük gerekçeyi oluşturan coğrafya bütün asli kimliğini, vasfını kaybetti. Bir tane la ilahe illallah diyecek Müslüman bırakmadılar o topraklarda. Bir tane alnını secdeye, götüre, secdeye götürebileceğiniz cami bırakmadılar. Koskoca en ülkesinde. Şimdi bunu yapan zihniyet bugün bana kültür ve medeniyet dersi veriyor inançlara saygıdan bahsediyor ve benim buna inanmamı bekliyor. Kendileri de böyle bir zeminde ve ortamda kucaklaşmamı bekliyor. Çok açık ve net. Bu mücadelede verilecek en ufak taviz, en ufak bir aldanma bizim yok oluşumuz anlamına gelir. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Kabe'nin bile tehlikeye girmesi demektir değil mi? Yani ileriki Aynen. Sayın Cumhurbaşkanı ifade Ayasofya'nın asli kimliğine kavuşması, Mescid-i Aksa'nın da asli kimliğine ve vasfına kullanımına erişmesinin kapısını açmaktır. Bu bağlamda tüm Filistin coğrafyasının, sadece Aksa olarak da düşünmemek lazım. Filistin coğrafyasının haklarına ve özgürlüklerine erişmesinin, tartışmaya açılmasının kapısıdır. Şunu anlamak gerekiyor. E Ayasofya anlamda rahatsız olmuştur. Ayasofya, değil mi? Evet. yani bizim medeniyet coğrafyamızın değişimini ve dönüşümünü ve dirilişini temsil ediyor. Evet. Artı aynı şekilde ben onu da söylüyorum her konuşmamızda. Bugün kabe i Muazzama, Mescid-i Nebevi, Hicaz Eyaleti bütün Müslümanların, inananların ortak değeri, ortak mülkiyetine sahip olduğu bir topraktır. Coğrafyadır. Ve burası yine 100 yıl önce İngiliz emperyalizmi, Haçlı zihniyeti tarafından kendi icatları olan Vahabilik mezhebinin sahibi olan bir aileye emanet edildi. Yani birilerinin mülkiyetine bırakıldı. Böylelikle özgürlüğünü kaybetti. Bugün oraya gidebilmek için. Bu yıl haç yapılacak yapılmayacak. Birilerinin dudaklarının arasına çıkacak sözlere bakıyoruz. Onların tasarrufuna bağlı. Size soruyorum. Müslümanların hukuku bu kadar ucuz mu? Birilerinin kim onlara bu hakkı verdi? Kim yetkiyi verdi? Kim böyle bir vasıfla e, bu, bunu söylemek, kendi tasarrufuyla bir şeyleri belirleme hakkına sahip? Dolayısıyla bu anlamda kutsal toprakların hukuku da bence bundan sonra tartışılacaktır. Gerçek ve özgün kimliğine kavuşturulmasının yolu Ayasofya ile beraber açılmış olacaktır. Evet yani İsrail ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler de Ciddi anlamda rahatsız olmuşlardı. Şimdi bakın Bu dikkatinizi çekiyor mu? İngiliz emperyalizmi ile beraber iktidar kazanan Ortadoğu kraliyetlerinin hepsi Ayasofya'nın açılmasından rahatsız oldu büyük çoğunluğu. Değil mi? Evet. Katar falan birkaç ülke dışında. Neden rahatsızlar? Çünkü kendi iktidarlarını Haçlı emperyalizmine bağladılar da onun için onlar iktidara getirdi. Onlar oraya turtanlar onlar. Mevcut düzenin bozulması demek. Hepsinin altından koltuğun çekilmesi anlamına geliyor. Onları orada oturtan, onları orada koruyan, barındıran, o koltuklarında emniyet içinde tasarrufta bulunmalarını sağlayan şey Batı'nın bu topraklardaki hegemonik yapısıdır. Evet. Şimdi ilk bölümde biraz gençlerden bahsettik. Yani şöyle baktığımız zaman bugün bu mesele konuşulurken sosyal medyada ya da kamuoyunda farklı ortamlarda gençlerin biraz yabancı kaldığını görüyoruz meseleye. Yani Ayasofya ile ilgili çok fazla hani açılsa ne olur, açılmasa ne olur? Türkiye'nin birinci gündemi şu an ekonomi olmalı, işte işsizlik olmalı, gençlerin önünün açık olması gibi meseleler olmalı şeklinde yaklaştıklarını evet. görüyoruz. Haklı oldukları taraflar da var tabii ki. Ee, ama e, bu tarih bilinci gibi yani Ayasofya başta olmak üzere birçok konuda gençlerin bilinçli olmaları e, nasıl sağlanabilir? Şimdi, Türkiye'de böyle bir açık var mı? Evet. Tabii ki. Mesela, e, aynen dediğimiz gibi öncelikle buradan milli eğitim sistemini ciddi şekilde sorgulamaya ihtiyacımız var. Ben bir tarihçiyim. E, bu camianın içerisinde e, bunca yıllık emeğimiz ve çalışmalarımızın neticesinde şunu gördük ki bizim asla milli bir tarih eğitimimiz olmadı. Evet. Tüm derslerimiz gibi tarih birimi de liseler çerçevesinde okullarımız eğitim çerçevesinde sınav odaklı eğitimi yapılması gereken, bilgisi edinilmesi gereken bir alan olarak tanımlandı. Tarih artık sınav kazanma odaklı insan yetiştirmek için gerekli bir alan değil, bilakis bir medeniyet kurgulanması için gerekli insan modelini öğretmekle sorumlu bir alandır. Milli eğitim bu anlamda bir medeniyet kurgulayıcısı, inşacısı davacısı olan gençlik modelini üretme noktasındaki acziyetinden, bu konudaki çekingenliğinden vazgeçmek zorunda. Tarih bilimi bize, tarihimize, medeniyetimize kucaklaşma imkanı vermek zorunda. Bugün gençlerimiz, size soruyorum, bugün Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, bugün asli vasfına kavuşturuldu, bugün bizim medeniyet coğrafyamızda küresel emperyalizme karşı en büyük ve güçlü mesaj verildi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Böyle bir mesajın gerçeklik kazandığı bir toplumda bugün 82 vilayetimizde sokakları insanlarımız, gençlerimiz doldurmalıydı. Onların sevinç çığlıkları hepimizin e, meydanlarını coşkuyla doldurması gerekiyordu. Neden? Bu yabancılaşmanın en büyük sebeplerinden birisi tabii ki eğitim. Eğitim bu konuda ne yazık ki büyük açığımız var ideolojik eğitim anlayışı, batılılaşma tandansını e, e, esaslı yaklaşımlar bizim gençlerimizi kendi tarihi ve medeniyetinden zihinsel anlamda yabancılaştırdı. Bir de buna bugün sosyal medyanın ve onların kullanım alanlarının ilave olması. Şimdi çocuk bakıyor, kültür diyor, bedeniyet diyor, ortak paylaşım diyor, değerlere saygı diyor, farklı yaşam tarzlarına karşı hoşgörü diyor. Ne kadar hoş. Gerçekten söylem olarak Son derece kulağa hoş geliyor. Fakat bu söylemlerle kılıflandırılmış olan şeytani aklın o keşfedemiyor. Neden? Çünkü tarih bilincine ve bilgisine sahip değil. Karşısındaki bu söylemi geliştiren mantığın geçmişte ne büyük cinayetler işlediğini, bu, insa, bu coğrafyanın insanların nasıl kanına, canına, inancına tasallut ettiğini bilmiyor. Bunun farkında değil. Afrika'da, Av Avusturya'da Amerika kıtasında tüm etnik yerel köken insanlarını bırakın inançlarını, değerlerini, yaşam tarzını yaşamasına dahi izin vermeyen bir kültürle karşı karşıyayız. Bir faşizanlıkla karşı karşıyayız. Sen onun bu söylebine ne kadar hak verebilirsin, ne kadar bu konuda tölere edebilirsin? İşte bu gençlerimizin zihinsel olarak manipüle edilmesinin bir neticesi. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün bir neslin duyarlılığıyla gerçekleştirilmiş bu inkılabın kalıcı olması ancak bu inkılabı sahip çıkabilecek nesillerin yetiştirilmesiyle mümkün olabilir. Bakın size çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Biz pek çok topraklarımızı bugün benzer yöntemlerle kaybettik. Şimdi bakın düşünün. Biz bu ülkede yerel seçimler yaşadık. Falanca bir yerde isim vermiyorum. Bir belediye başkanı seçildiği gün ertesi gün şehrin bütün tabelalarını söktü. Rumca isimler asmaya başladı sokaklarına, şehrin girişine. Bir tanesi şehir olarak bağımsız Avrupa Birliği'ne müracaat etmekten bahsetmeye, kendi bayrağını, bahar parasını basmaktan bahsetmeye başladı. Birileri için Yunan basını biz iktidara geldik diyerek manşet attı. Türkiye'de seçimleri kazandık diye. Bütün bunlar bir hesap dahilinde diyorsunuz siz. Şimdi evet. diyeceksiniz bu bir projedir. Hı hı. Dolayısıyla bu camilerle vesaireyle bizim inanç değerlerimizle ve bir medeniyetle diyalog iletişim haline geçmemizle ilgisi yok bunun. Bu bir varlık mücadelesidir. Adım adım bizim varlığımızı tartışmaya açan bir projeyle karşı karşı karşıyayız. Bakın Girit'i nasıl kaybettik tarihte biliyor musunuz? Girit çoğu Müslüman olan bir, ve Rumların da bulunduğu bir yaşam alanıydı. Oylamanın sonucunda orada bir belediye başkanı, bir vali seçildi. Bir Rum vali seçildi. İsmi de söyleyeyim Kostaki Adanidis. Ve bu adam projeydi biliyor musunuz? Bir takım emperyaller tarafından zamanla Rumlar eliyle, Yunanistan eliyle adaya silah taşınmaya, halk örgütlenmeye, dernekleştirilmeye çalış başlandı. Sonra adada ayaklanmalar başladı. Osmanlı'ya ait tüm resmi bürolar, daireler yağmalandı, basıldı. Sonra Müslümanların evleri kundaklanmaya başlandı. Sonra katliamlar başladı. Osmanlı ordusu olaya müdahale edince de tüm Haçlı dünyası adeta hazırlanmış bir koro gibi ortak dilden hep beraber ayağa kalktılar. Ve bütün gazeteler aynı manşet attı. Müslümanlar Hristiyanları katlediyor. Hristiyan dünya neredesin? Sahip çıkın <laughs> Yunanları. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bütün bu baskılar karşısında geri adım atmak zorunda kaldık. Vali tekrar görevine döndü. Ve ilk fırsatta da ilhak kararı alarak Türkiye'den Osmanlı Devleti'nden ayrılışını ilan etti hiçbir şey yapamadık. Yani bugün sizin seçilmiş lider insan insanların fikir ve düşünce özgürlüğü diyerek kendi medeniyet değerlerinizden fedakarlık yaptığınız töhret ettiğiniz birileri yarın sizi burada varlığınızı tartışmaya açabilir. Yarın birilerini arkasına alarak sizin reflekslerinizi, sizin bu topraklardaki varlığınızı ve müşrudiyetinizi tartışmalı konuya dönüştürebilir. Söylüyorum, yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu dünya kendi değerleriyle, kavramlarıyla yeniden çok farklı bir dünya olacak. Ya diri olup o dünyanın kavramlarını, değerlerini, mesajlarını biz üreteceğiz. Ya da 100 yıl önce Haçlı emperyalizminin yaptığı gibi onların ürettiği kavramlara ve değerlere boyu deyip onları aynen bugün yaptığımız gibi tabulaştıracağız. Peki son bir dakikamızmış. E, son cümlelerinizi de alalım o zaman. Bitirmek durumundayız. Evet. Şunu bilmek gerekiyor ki hani hep söylüyoruz Fatih'in, Sultan Fatih'in vasiyetinden bahsediyoruz. Onun bedduasından kim ki cami vasfından çıkarır, farklı amaçla kullanırsa diyor ki meleklerin, insanların e, azabı onların üzerine olsun şeklinde bir e, e, bedduasından bahsediyoruz. Bakıp senedi bahsediyoruz. var değil mi? Bakıp senedi. Evet. Şimdi bunu hepimiz duyuyoruz ama onun bu sözü aslında Kur'an'daki Bakara suresindeki 114. ayeti kerimenin bir telaffuzu niteliğindedir. Aslında bu söz Cenab-ı Allah'a ait bir sözdür. Ne diyor? Allah mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim olan kimdir? diyor. Onlar oralara korkak korkak korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada ve rezillik, ahirette ise büyük azap vardır. Size soruyorum. Bu ayeti kerimenin ifadesinden sonra o toprağı, o, o binanın varlığının cami kimliğinin dışında Allah'ın adının anılmasının yasaklandığı bir müze kimliğiyle devam etmesine ne kadar razı olabilirsiniz? Ama bunu ciddiye almak, bunu önemsemek önemli zaten. Yani Allah'ın bu ifadesini, bu sözünü önemsemek zaten asıl önemli olan. Onu önemsediğimiz zaman da işte evet. biz fabrika ayarlarımıza ulaşmış oluyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için bir şey söyleyeceksin herhalde. Son yani, cümle onu da alayım şunu isterseniz. Şunu söyleyelim. İstanbul, Ayasofya bizim kültür ve medeniyetimizin evet. yedi kıta yedi iklime ulaştığı, mesajımızın tüm insanlığın gönlünde, ruhunda, aklında neşet ettiği, gerçeklik kazandığı bir mekandır. İnsanlık bugün büyük bir zulüm soluklanıyor. Büyük acı ve ızdırabın içinde kıvranıyor. Ne kadınlar kadın gibi, ne gençler genç gibi, ne erkekler erkek gibi olabildiği ol olmayı başaramadığı bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir zaman olmadığı kadar bizim mesajlarımıza ihtiyaç olunduğu bir dünyada Ayasofya'nın özgürleşmesi, İstanbul'un gerçek kimliğine ve vasfına erişmesi bizim de fabrika ayarlarımıza ulaşarak kendi mesajlarımızı ve doğrularımızı insanlığın gönlüne iletebilmemizi ümit ediyorum. İstanbul'un fethi mutlaktır. Fethedildiği gün onun Fatih'i de olup orayı fethedecektir. Ama o fethedenin asker, Fatih'in askeri olmak bizim için önemlidir. Memleketimin her bir evladının bu fete masar olmasını, bu fetin bir neferi olmanın onurunu ve müjdesini paylaşmasını ümit ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Pek teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz de, biz de bu akşam düzlemde Ayasofya'yı konuştuk. 86 hatta 90 yıl ibadete kapalı kaldıktan sonra yeniden bugün itibariyle Cuma namazı itibariyle ibadete açılan Ayasofya'nın stratejik öneminden bahsettik, nasıl bir sembol olduğundan bahsettik, açılması neden önemli bunu konuştuk. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.